Bursa Spor'da bugün ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bir pres programıyla daha karşınızdayız. Bursa Spor'un Soma Spor maçını değerlendireceğiz. Bursa Spor'daki gündemi değerlendireceğiz. Ve yayınımızda soracağımız soruya doğru cevap veren iki takipçimize de orijinal Bursa Spor, Bursa Store'dan aldığımız atkıyı hediye edeceğimizi söyleyerek. Az kullanılmış. Az kullanılmış, yok, paketli, yok. Ambalajından açılmamış. Bir forma hediye edeceğimizi söyleyerek, atkı hediye edeceğimizi söyleyerek programa başlayalım abi. Dün Soma'daydık, maç sonu yayınımız, 45+1 maç sonu yayını, köşe yazılarınız, ardından bugün maç vlogu, şimdi de pres. Bursa Spor'un gündemini en aktif şekilde, en canlı şekilde tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince izleyenlerimize bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Bursa Spor dün bizi şaşırtmadı. Bir sürprize imza atamadı aslında yani. Aslında sürprize imza atamadı. Ben ümitliydim. Neden ümitliydim biliyor musun abi? Geçtiğimiz günlerde yine preste konuşurken özellikle Bursa Sporlu futbolcuların gençliğinden hep bahsediyoruz. Ama bu Soma Spor'da bu ligin genç takımlarından bir tanesi. Hatta bizden sonraki en genç takım. Ki dün ilk 11'e baktığımızda yaş ortalaması olarak Bursa Spor'dan yalnızca bir yaş büyük bir takıma sahipler. Ve mevcut futbolcularında geçtiğimiz sezonda amatörlükte, süper amatörlükte, bölgesel amatörlükte mücadele eden futbolcular Bursa var. Bursa Spor'a gol atan isimler. Gol atan isimler bir de. Yani bunlar. Geçen sene amatörlükte oynayan süper isimler. Süper amatör. Süper amatörde kimler var abi şu anda mesela düşündüğümüz zaman? Sanırım Hürriyet Spor. Oktay keşke girmeseydin o konuya. Yani, Hürriyet Spor'da kaldık yani. Oktay, Zafer Sporu, Hürriyet Sporu, Kestel Sporu. Zafer bölgeselde galiba yanlış bilmiyorsam. Bölgesel mi? Yani Oktay. Amatördeki futbolcuları küçümsemek gibi bir niyetimiz yok zaten. Amatördeki, biz zaten devam söylüyoruz ki amatördeki futbolcular Bursa Spor'da şu anda oynayan futbolculardan çok çok daha iyi performans ortaya koyuyor. Bunu defalarca söyledik. Ve bunu kanıtlarcasına da dün Soma sadece ama sadece ilk 11'i Bursa Spor'dan bir yaş büyük, toplamda bir yaş büyük olan ilk 11'i Bursa Spor'u gol atan isimler süper amatör ve bölgesel amatörlükte geçen sene oynayan isimler. Evet. Bizim futbolcularımız nerede oynuyor? Bursa Spor altyapısında, Bursa Spor'da oynayan futbolcular değil mi? Ya, ben defalarca bunu söylüyorum. Bursa Spor'daki şu anda oynayan %80, bak %20'lik futbol. Şimdi her futbolcu da sunulamasın. Ya Barış abi bana da söyle demesin. Ama %80 futbolcu ki kendi futbolcu arkadaşlarını da biliyor ki kendinin de bilen futbolcular var. Şu anda TFF ikinci seviyesinde değiller. Kesinlikle. TFF ikinci seviyesinde olmadığından dolayı zaten şu anda küme düşme potasından maalesef Bursa Spor çıkamıyor. Ya ben şunu algılayamıyorum abi. Mesela geçtiğimiz sezon süper amatörlükte mücadele eden bir futbolcu, bölgesel amatörlükte mücadele eden bir futbolcu bu ligde fark yaratabiliyor da hani biz şimdi genç çocuklarımızı tamam biz genç oyuncular da kendimizi kandırmayalım. Bu isimlerin çoğu geçtiğimiz sezon Bursa Spor'da oynuyordu ya da yine bu ligde oynayan futbolcular vardı. Süre alan futbolcular vardı. Bizim futbolcuların eksiği burada ne? Yani insanlar bunu söylemeye başlıyor. Maça gittik, maçtaki mücadele evet farklı bir sistem denemiş İsmail Hoca. Yani 5'li defans, 3 defans yani 5-3-1-1 gibi farklı bir sistemle hareket etmişti orada Bursa Spor. Ama sahada siz yine maçın hemen başında golü yediniz ve yine İkinci yarının başında, hemen başında bir tane daha gol yediniz. Yani ben buna anlam veremiyorum. Mücadele gücüm eksik. Yani Soma Spor'da olup Bursa Spor'da olmayan ne? Ben burada maddi krizi vesairesini söylemiyorum. Bunu her hafta konuşuyoruz. Bu takım her hafta sahaya çıktığında geriye gitmeye, mücadele etmemeye, oyun planını ortaya koymamaya devam ediyor. Ortada ne bir sonuç var, ne bir proje var, ne bir durum var. Takım adına takım ümit vermiyor. Yani İsmail Hoca mesela antrenmanlarda hep şunu söylüyor. Elimizdeki malzeme bu. Evet elimizdeki malzeme bu. Hocam da elimizdeki malzemenin geleceğe nasıl söyleyeyim böyle umut vadeden oyuncu olarak Soma Spor'daki oyunculardan neye eksik kalır? Şimdi Oktay ben şimdi şu anda Bursa Spor'da bugüne bir anket düzenliyorum. Dağıtmadım. Anket şu. İzleyenlerimizi de belirtelim. Twitter'ın evet. Adresine gidip de bakabilirler. Sizce Bursa Spor'da hangisi değişirse gelecek için olumlu yönde bir fark yaratılır. Yönetim, İsmail Ertekin, futbolcular hiçbiri. Yani hiçbiri de ne olursa olsun değişir, bu hiçbir fark yaratılmaz anlamında evet. Hiçbiri. Şimdi 5 günlük bir tweet'i attım. Şimdi burada bunu yapmamın sebebi ne biliyor musun Oktay? Bursa Spor'da problem ne aslında? Problem şu anda
para. Yönetim de değişse, aynı şu andaki mali krize gelen bir yönetim de olsa hiçbir şey değişmez. Teknik heyette de ister Mourinho'yu getirdi diyorlar ya, değişmez. Aslında iş benim, yani ben şık yapsa bak buraya yapacağım şey şık, futbolcular dedim. Neden? Zaten paralel olarak futbolcuların değişmesi için transfer tahtasının açılmasına gerek var. Transfer tahtasının açılması için paraya gerek var. Para olursa ben burada şimdi İsmail Ertekin'i suçlayamam yani direkt. Adam der ki yani ben de hangi transfer yaptım? Ama İsmail Ertekin'in de tabii ki çok şu andaki ortamda zayıf olduğu noktaları göz görüyor. Görüyor. Yönetimin de zayıf olduğu noktaları göz görüyor. Ama futbolcular kısmına geldiğinde zaten ana sebep, sportif anlamdaki başarısızlığın ana sebebi futbolcuların, bursporlu futbolcuların maalesef genç ve genç, tecrübesiz, yeteneklerle alakalı kısıtlı olmaları, bu ligin topçuları olmamaları mesela bir sürü sıralayabiliriz. Tabii ki. O yüzden futbolcuların değişimi için de para şart, paranın olduğu yerde transfer tasarısı açık olur. Bursspor beklenen noktalara gelmeye çalışır. En azından dersin ki ya, sayın yönetim, sayın hocam, yani bir transfer yaptınız, bak transferleri oynamıyor diye de eleştiri yapabiliriz en azından. Evet, yani bunu söyleyebiliriz. Ben buradan çıkacak sonucu da merak ediyorum. Yayının sonuna doğru yine bakarız. Kesinlikle abi. Şöyle de bir gerçek var. Bursaspor'un şu an içinde bulunduğu durumda, hani evet futbolcuları biz, yani ben hep şunu söyleyeceğim. Evet, futbolcuların yetersiz olduğu durumlar oluyor. Ama ya bu kadar da değil abi. Yani bu kadar da değil. Yediğimiz gollere bakalım. Defanstaki aksayan yerlere bakalım. Yani bu kadar da değil. Evet, Bursaspor'daki futbolcular şu anda şey olarak söylemiyorum. Her bir futbolcuyu iyi bir takıma koyduğumuzda illaki orada işler ve fark yaratabilecek düzeye gelir. Ama şu anda Bursaspor takımı her sahaya çıktığında, her maça çıktığında öyle bir görüntü veriyor ki yani kesin kaybederiz. Kesin kaybederiz. Onlar yani, kazanmak için de herhangi bir görsellik bize sunmuyor hakikaten. Soma Spor maçında ilk yarıda saçma sapan bir gol oldu. İlk gol özellikle köşe vuruşu, Can Berk yine tokatlayamadı. O oradan ona çarptı. Oradan Furkan Emre çizgiden çıkarmaya çalıştı. Saçma sapan bir gol oldu yine. Yani futbolculara bakıyorum. Hani biz onlar da telaşlı. Ne yapacağını da artık bilmiyorlar yani. Yani tribünler tepki gösteriyor. Olayı da oldu. Dün tribünlerden de çok fazla tepki. Yani kaçtan sonra tepki oldu? 60'tan sonra. 2-0 olmuş, 3-0 olmuş. Yani tepki gösterme evet. Zaten taraftar tepki göstermese ben şaşırırım. Tepki gösterdiği şey de çok az yani. Yani 1-2 dakika sürmüyor toplamda. Yani isyan ediyor taraftar da artık. Ama ben şuna geleceğim. Hani hep anlatıyoruz ya, biz de anlatıyoruz bazen. Ya biz bu futbolcuları bu kadar diyoruz. Ya bu kadar değil, bu futbolcular bu kadar değil. Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, tek tek isim vereceğim. Bu isimlerin geçtiğimiz sene playoff'ta oynayan Isparta 32 Spor'da fark yaratan isimleriydi. Dönüyorum, Enver Cenk Şahin kalitesini ortaya koyan ve ligin en başlarında üst seviyede mücadele eden bir isimdi. Kubilay Sönmez zaman zaman oyunda fark yaratıyor ama 70-80'den sonra artık skor kötü duruma düşünce hepten psikolojik olarak o da gidiyor. Tek tek baktığımızda Bursaspor'un futbolcuların ben o kadar da kötü olduklarına inanmıyorum. Ha, kimlere diyebiliriz belki? Yani geçtiğimiz sene altyapıda oynayan isimler diyebiliriz. Ama bu isimlerin de yani de Bursaspor altyapısı şey bir altyapı değil. Yani atıyorum sokaktaki bir çocuğun çat diye girebileceği bir altyapı değil. Zamanında şu an yayınımızı izleyenler de takip ediyordur bizleri. Amatörde bir şey gösterebilmen lazım. Bir mücadele ortaya koyabilmen lazım. Yetenekli bir fiziksel mücadele ortaya koyabilmen lazım. Onların da boş olmadığına inanıyorum. Hani evet, görünen de boş gibi duruyor. Ama bunun altında farklı sebepler mi var? Ben sadece bunu algılamak istiyorum. Ben hiçbir sebep olduğuna inanmıyorum Oktay. Bu futbolcuların kapasitelerinin şu an TFF 2. Lig'de Bursaspor formasını kaldırabilecek kapasitede olduğuna inanmıyorum. Peki hiçbir şekilde kaldırmıyorum yani. Peki şunu soracağım. Takımın adı Bursaspor olmasaydı Ali Veli Spor olsaydı 7 puan toplarlardı. 15 puan toplamaları bence yeni Bursaspor. Bu durumda değil. Bu durumda değil. İşte bence Oktay, bu futbolcularda ben hiçbir şey göremiyorum. Işık göremiyorum. Yani Soma maçından önceki yayını da açın. Bakın. Maç öncesinde ne diyoruz yani? Hiçbir ya. Umudum yok yani. Umudum yok. Maç önüne umudumuz yok. O önüne umudumuz yok. Bu önüne... Ya sen Bayburt'a inemiyorsun. Oktay, puan cetveline baktığında Bayburt Allah aşkına yani ne durumda? Yani bu ligin en zayıf takımları. Yani TFF 3. Lig'de dahi zorlanacak bir takımı sen deplasmanda yenemiyorsun ki. 2-0 yeniliyorsun. 4-0, 5-0 da yenilebilirdin. Evet. O maçtan sonra zaten işler koptu. Tahsin Hoca'yı gönderdiler. Yani o maç zaten. O iş koptu orada. İsmail Hoca geliyor. İsmail Ertekin diyor ki kaybetmeyi kabullenmeyen bir takım yaratacağız diyor.
Ama biz öyle bir takım görmüyoruz. Bugün haber yaptık. Tahsin Tam daha çok puan toplamış. Maç başında puan ortalamasına baktığımızda Tahsin Tam daha çok puan toplamış yani. Evet. Evet abi. Yani nasıl olacak bu iş? Ben anlamadım. Futbolcularda ilgili bir şey. Futbolcu ilk güne döndüğümüzde Afyon maçı daha iyiydi. Ama biz azlık karşılaşmanı da izledik Oktay. Bursaspor'da bugün olarak biz gittik kampta her maçı izledik. Kampta da umut vermedi ki. Bana hiçbir noktada umut vermedi. Mesela desen ki az önce söylediklerine paralel olarak ya da pekiştirmek anlamında dersin ki ya Barış abi biz kamptaydık 5 tane azlık maçı oynandı. Orada takım çok iyiydi abi. Bir şeyler döndü, oldu burada. Döndü bir şeyler ve takım bu hale geldi. Bence o kadar kötü değil. En azından oradan desteklersin. Ama adamlar kamp başında da kötüydü. Ya sadece şunu soracağım abi. Dün Soma Spor maçını izledik. Hatta bir esprisini yaptın sen. Dedin ki ya biz Dünya Kupası maçını izliyoruz dedin. Yani Soma Spor öyle ceza sahasına öyle giriyor, pas yapıyor. Çok rahat. Rakip rahat. Rakip zayıf Oktay. Rakip zayıf. Yani rakip zayıf. İşte şurada şuna geleceğim. Çocuklar zayıf. Yani bunu kabullenmek gerekiyor. Tecrübeli futbolcularda ben zaten ilk haftalarda şunu söyledim. Kubilay, Hasan ve Enver devamlı futbolculara böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Oradan git bak atarı top atıyorum. Oğlum Kostan'a mesela yaptılar da şunu da söylemiştim yayında yine hatırlıyorum. Bunlar bir hafta yapacak, iki hafta yapacak, üç beş hafta yapacak da artık yeter diyecekler. Onlar da yapmayacaklar, onlar da bırakacaklar ki görüyorsun Enver'in halini görüyorsun. Enver ne durumda? Yani oynayamıyor. Evet yani Enver sezonu... Kubilay bir çıkış yaptı. Şimdi kaç cezasından döndü. Yine toparlayıcı bir güç ama yine elinden geleni yapmaya çalışıyor. Olmuyor. Ya bu da işlerde birazcık psikolojik olarak problem de oluyor. Yani ben ama şuna da karşıyım. Evet bu oyuncular problem yaşadığı yerler oluyor. Evet genç bir kadro, tecrübesiz bir kadro. Ama hep şunu da söylemek gerekiyor abi. Yani son 10 yılın günahı bu isimlere de yüklenmekte. Ya günahın da geçtik o konular zaten. Yani bunu yani, ben bugün köşe yazımda da belirttim. Tabii ki gidip de 10 yılın günahı kızamazsın ki. Biz hala diyoruz ki işte Soma taraftarı böyle yaptı. Bize böyle hala bir o küçük detaylarda boğuluyoruz. Ama halbuki son 10 yılda yaşananlar belli. Yöneticisi, başkanı, menajeri, futbolcusu, işte kraldan çok kralcıları vesaire bin tane adam Bursaspor'u bu hale getirdi. Şimdi diyoruz ki işte çocuk da haklı yani. Şimdi abi bana ama şu anda yaşadığımız bu. Soma'da rezil oluyoruz. Rezil olmamızın sebeplerinin sahada olanlar da sizsiniz. Yani ne yapacağım? O zaman diyeceksin ki abi ben Bursaspor topçusu değilim git. Transfer olacaksın başka takıma. Amatör takımlar var. Çok güzel takımlarımız var. Hani Şükraniye Sporu var. İşte İvas Paşa Sporu var. Bak yani, Kurşun Spor kurulacak tekrardan. Git orada. Eğer kapasite biliyorsan öyle yapacaksın. Başka türlü olmaz. Bursa Spor formasını giyiyorum deyip ortamda geziyorsan onun, en azından o Bursa Spor formasının hakkını vereceksin. Bursa Spor formasının hakkını veren futbolcu yüzde şu anda bakın az önce %80'ler kötü dedim. Evet. %5'lerde bile değil. Yani 1-2 futbolcu dışında Bursa Spor formasının hakkını veremiyor. Ha diyeceksiniz ki hangi TFF 2. Lig'deki Bursaspor formasının hakkını veren %5? Yoksa TFF 1. Lig ve Süper Lig'de zaten yani önünden geçemezler tesislerin. Evet abi kesinlikle. Tesisin önünden geçemeyecek topçular şu anda Bursaspor'da ayaklarına bakıyoruz. Allah aşkına diye yalvarıyoruz, dua ediyoruz yani iyi oynasınlar diye ama bu takımdan bu takımın %100 3. Lig'e düşebilecek. Hatta bu takımla devam edin 3. Lig'de de hiçbir şekilde orta sıralara falan çıkamaz. Ortanın da altına devam eder. Yani şu anda takımın göstermiş olduğu mücadele bu şekilde duruyor. Saha içinde geldiğimizde saha içinde konuşacak hiç artık bir şey... Saha içinde konuşacak bir şey kalmadı. Biz görevimiz icabı bunları konuşuyoruz. Burada önemli nokta Bursaspor yönetiminin bu manzarayı gördüğü aşikar. Net bir şekilde görüyor. Ya. Kendileri de zaten üzüntüden, sinirden, stresten karşılaşma öncesi sonrası... Özellikle dün karşılaşma sonrası ne oldu abi? İşte karşılaşma sonrasında bir gerginlik oldu orada. Oktay şimdi yani, sen bile basın mensubu olmasan belki o kadar tezahürata karşı ben, bir laf söyleyeceksin ya da efendime söyleyeyim bir tepki vereceksin ya yeter ya diyeceksin. Orada diyecek de sen kimsin kardeşim falan derken bir anda kargaşa yaratırsın. Ben dün hayatımın bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben 1,5 yıldır aktif bir şekilde içeride dışarıda bütün maçlara gidiyoruz. Bursa Spor'da bugünle birlikte. Ben dün hayatımın en rezil sahnelerini yaşadım. Kendimi hiç bu kadar kötü durumda hissetmemiştim. Yo, çok çabuk unutuyorsun Oktay. Sen de Bandırma'da yaşadıklarını ne çabuk unuttun? Bandırma'da yaşadıklarının %1'i bile yaşanmadı orada yok, yani. Yok, hayır. Bandırma'da yok. Sürekli Bursa'ya özgü şarkıların açılması. Ya bunlar tribünde Beşiktaş'ların falan. Normal Oktay. Söylüyorum. Bursa Spor'da zamanında yendiği zaman açıyorduk müzik. Bunlar futbolun doğasında var. Bak, biz İstanbul'la ilgili kaç bin tane biz burada müzik açtık?
Tabii ki. Bak bunu söylemiyorum. Futbolun doğasında var. Sen eğer buraya düşersen olacaklar bunlar. Yok yok. Bizi çamura attılar. Üstüm kilendi şikayet ediyorsun. Hayır, söylemeye çalıştığım oluyor değil abi. Dün evet o açıldı. Kıssan İstanbul'un neresindensin de biz çok çağırdık stadyumda. Benim söylemeye çalıştığım olay şu. 5 defa, 6 defa arka arkaya 10 defa da çalarlar. İşte bunu diyorum, bu çirkefliğe girer bir yerden sonra. Hayır, evet, hayır defa... hiçbir şey girmez. Yok yok abi. Ben Soma'yı falan savunmuyorum yani. Hayır. Ama biz buraya düştük. Hak veriyorum. Bak hak veriyorum. Sana... Çiçeklerle karşılamazlar bu spor hiçbir yerde. Ya tabii ki ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu olayın bir eğlencesi vardır. Ama bu sınır... Yani şöyle söyleyeyim. Soma Spor taraftarıyla sevinecek. Hani Soma Spor'daki yetkililer işte kesin işte müziği diye bağırıyor. Oradaki taraftarlar hala zorla müziği açtırmaya çalışıyor. Yani işi çirkefleştirmeye dönük hareketleri getirme. Oluyor artık. Yani neden? Benim söylemeye çalıştığım o. Tabii ki de istedikleri gibi dalga geçmeye hakları var. Ama bu iş çirkeflik noktasına gelmemesi ben gerekiyor. Ben asla rakip takımları, hele hele TFF 3. ligde düşmüşüz. Süper Lig şampiyonu Bursaspor 3. ligde düşmüş. Rakip takımlarda seni bulmuş böyle özellikle takım hani zayıf yendiği zaman bir de tribünlerde Oktay tribünlerde karıştı şey oluyor ya kargaşa. Evet. Oradan da şimdi sen bir de şeyi hayal etsene mesela Bursaspor tribününün içinden Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı bir anda çıktı işte. O andan sonraki taraftarı düşün. Yani biraz empati de yapmak gerekiyor. Öyle Bursaspor taraftarı olarak gittik. 180 tane bilet ayırmışlar. 500 kişi gittik. Geri kalanlar da sağa sola girdi. Bir anda orası karıştı. Bunlara alışacağız. Ben Bursaspor taraftarını net bir şekilde anlayabiliyorum. Çok iyi destekliler yine, mükemmel. Ama karşı tarafta olacak Oktay. Bakıyor içeriden Bursaspor'da bir gelmişler zaten atıyorum. Onlar da 500 kişiydi. Bursaspor taraftarı da 500 kişiydi. Çıkardılar 300'ünü Bursaspor'a atıyorum. Kalan 200'ü bağırıyor işte nasıl yendik, nasıl yaptık. Yok, aç müziği, ki. Başlat tezahüratı. Hop. Ama bu kadar rezil bir performans sergilersen ya, bir de 2 tane, 3 tane, 5 tane yersen olacak mı? Yani ben şeyi algılayamıyorum. Bu kadar çok nasıl futbolcular nasıl dayanabiliyorlar? Ya biz abi bu sezon Erzincan'da güzel karşılandık. Bayburt'ta güzel iyiydi. Karşılandığımız yerler var. Erzincan, evet, Bayburt'tur. Yani buralar iyiydi. Hani Bayburt'ta kaleci yere yatıyor. Kaleciye kızlar. Tribünden evet, hatırla. Evet. Kaleci yere yatıyor 2-0 Bayburt'ta. Kaleci böyle kendi kendine şaklabanlıklar yapıyor. Atlıyor, zıplıyor. Tribünler dedi ki kalk ayağa. Böyle bir futbol yok. Yuuu filan yaptılar. Kendi yani. Kalıcılarını ıskadılar. Yani... Şimdi sen aslında buna değinmek istiyorsun. Yani yapan güzel karşılayan da var bir şey. Ama iki tarafa da şey yapamıyorum yani. Ya tabii ki abi. Yani şu an içinde bulunan durumda Bursaspor'lu futbolcuların bu durumu kabullenmesi yani benim aklım almıyor. Çünkü deplasmana senin çok güzel bir köşe yazın vardı deplasmanlarla alakalı. Yani yol masrafı yapmayız en azından. Biz hani bir şey olsa... FIFA'dan, UEFA'dan falan ceza gelmese hiç yani, girilmeye gerek yok. Girilmeye gerek yok. Çünkü hiç gerek yok. Futbolcuların ben ortaya bir... oyun karakteri koyduğunu maalesef göremiyorum. Ya futbolcular mecbur olduğumuz her anlamda net bir şekilde gözüküyor. Evet. Bugün yine tatilde futbolcular. İzinli. Yani ya ben izin verilmesin demiyorum bu arada. Yani ben ilk defa futbolda takip etmiyorum. Herhalde maçtan sonra izin verilir veya maçtan sonra rejilasyon yapılır. Daha sonraki gün izin verilir. Evet. Mesela biliyoruz bunları. Ama bu takıma izin verilmez. Bu takımın çalışma ihtiyacı var. Hani takımdaki bazı futbolcuların, bakın tekrar söylüyorum bunu altı çizim, diğer her futbolcuyu da kastetmiyorum. Evet. Kendi futbolcu arkadaşını da biliyor yani. Bazı futbolculara temel bilgiler. Bak evladım, bu top, bu kale, bu taç çizgisi kıvamında bazı futbolcular var Oktay. Evet, evet abi. Kesinlikle. Bu topu ayak içiyle vuracaksın. Bunları öğretmemiz lazım. O yüzden izin verilmesini diyoruz biz. Bir şekilde abi. İzin veriliyor, gidiyor. Yine... İzin verdikten sonra kim bilir kimden nereye gitti. Ya kim nereye gittiğinden umurumda değil. Sağda bunu en çok destekleyen de benim bu arada, evet, biliyor musunuz değil mi? Evet, hani pavyon olayından sonra. Pavyon olayından sonra destekledim futbolcuları. Yani o benim da... Onlar istediği yere gidebilir. Yeter ki takıma iyi sonuçlar ver, takıma iyi performans ortaya koysun. Yoksa istiyorsa 5 gün uyumasın, istediği yerlere gelsin. Ama yani böyle bir takıma izin verilmesi, tabii ki takıma mecbur olunması vesaire net bir şekilde gözüküyor. Teknik direktör İsmail Ertekin dünkü karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç yerine oturmadı Oktay. O da çıldırdı. Bak ben sana söyleyeyim mi? İsmail Hoca sağlığıyla da oynuyor. Ben İsmail Hoca'dan... Bağırıyor. Ya adam bakıyor Oktay soldan sağdan geliyor. Bak şuna ne şahit oldum. Çocuk isim vermiyorum. Kafasını eğmiş öne gidiyor. Hiç bakmıyor. Orta sahanın oradan topu ceza sahasının içine atıyor. Evet. Bağırdı. Bağırdı. Ne yapıyorsun lan sen dedi. Ne yapıyorsun dedi İsmail Hoca. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Ne yapıyorsun yani? Bu ne demektir dedi yani.
Çocuk gitti falan. Döndü İsmail Hoca. Ben ne yap? Ya İsmail Hoca ne yapacak bu noktada? Ona da kızamıyorsun ki ya bu noktada. Ya ben İsmail Hoca'nın sağlığıyla alakalı endişe duyuyorum. Yani duyduğumu net olarak söyleyeyim. Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Yani hocam lütfen kendi sağlığına dikkat et. Aman çünkü ciddi ciddi problem olmasın. Bu arada Sayın Çağlar Yonca 100 liralık süper sticker yollamış. Teşekkürlerimizi sunalım. Ve değerli izleyenlerimiz programımızı takip etmeye devam edin. Soracağımız soruya doğru cevap veren iki kişiye atkı. Orijinal Bursa Spor atkısı hediye edeceğiz. Atkılar çok güzel. Atkı hediye edeceğiz. Bursa Spor'dan her ürünü hediye etmeye çalışıyoruz Oktay. Evet. Yarın bugün şapka hediye ederiz. Evet tamam. Orijinal ürünler. Evet. Bunları hediye ediyoruz. Biz kendi imkanlarımız ve tekrar altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bursa Spor'u yürekten destekleyen buradan Ercüment Çetin'e de selamlarımızı iletelim. Kendisinin kesinlikle verdiği desteklerle siz değerli izleyenlerimize hediyeler dağıttık. Tabii ki biz Bursa Spor'da bugün de olarak devam ediyoruz bu hediyelerimize. Kesinlikle abi. Sağ içini abi bugün futbolcular izinli. Yarından itibaren Nazilli maçı çalışmaları başlayacak. Gerçi nasıl olacak merak ediyorum. Salonda mı çalışacak takım? Nasıl bir antrenman gerçekleştirecek? Yani şu an öyle bir durum var ki Bursa Spor çalışıyor. Bursa Spor bir şekilde antrenmanlarına devam ediyor. Biz sadece haftada bir gün yarım saat futbolcuları görüyoruz. Zaten İsmail Hoca'yla konuşuyorsun. 10 dakika 15 dakika falan görüyorsan görüyorsun. Yarım saat de hocayla konuş 15 dakika 15 dakika kalıyor. Nasıl yani? Daha topçular neredeymiş derken bitiyor antrenman. Yani Özlüce tesislerinin içerisinde nasıl bir ortam var acaba? Yani ben gerçekten bunu merak ediyorum. Özlüce tesislerinin içerisinde bu futbolcular antrenman yaparken ne deniliyor acaba? Biz vallahi geçen sene de futbolcuları veya eleştirilerimizi her zaman yerinde yaptık. Mikrofon gitti Oktay. Dikkat evet. et. Bir dahaki antrenmanda. Yani kaybetme bir şeyi. Evet. Yani zaten merak ediyorum abi bu konuda neler olur, neler biter. Ben merak ediyorum. Çünkü bizim görevimiz bir şekilde kamuoyunu aydınlatmak. Yani ben futbolcuların sezon başından beri, Amfiyon kampından beri hepsinin bir şekilde gelişeceğini, daha da iyiye gideceğini düşünüyorduk. Hepsi daha iyi olacak diyorduk. Hepsi daha ileriye yavaş yavaş adımlarla atılacağını düşünüyorduk. Ama ortada öyle bir durum var ki bu takım geriye gitti. Komple geriye gitti. Ve şu geriye anda gidiyor. Antrenmanlarda mesela tek antrenman yapılıyor. Ya futbolcunun kondisyonları çok düşük. Ya ben tabii ki İsmail Hoca kadar bilme şansım hiç yok yani sıfır. İsmail Hoca yüzüstünden 100 biliyorsa ben yüzüstünden 10 biliyorumdur. Ben 5 biliyorumdur belki antrenmanla alakalı bilgi birikimimiz yok. Gördüklerimiz ya. Kadar yani bu zamana kadar. Ki Ertuğ Salan da 5'e 2 ile takımı şampiyon yapmıştır. Onu da altını çizelim. Ama bu takımın acaba günde bir antrenmana mı ihtiyacı var? Bilmiyorum yani. Mesela geçmişte biz devamlı sabah akşam antrenmana gidiyorduk biz. Evet abi yani. Yani sabah 9 akşam 6 antrenmana gidiyorduk. Mesaimiz buydu bizim bu arada. Yani sabah 9'dan 3 saatine orada takılıyorduk. Akşam 6'da 2 saat. Yani 5-6 saatim benim özcü tesisine geçiyordu. Ben şimdi toplasam 5-6 saatimi son belki de 4 yıla falan denk gelecek 5-6 saat. Evet abi. Ben bir günde 5-6 saat Özcü'de geçirirken şimdi son 3 senedir belki de 5-6 saat geçirdim toplamda. Ya çok haklısın abi. Yani ben sadece şu... Yani bu futbolcular çok yetenekli herhalde. Tek antrenman yetiyor. Anlamıyorum yani ben anlamadım. Ya ben kalitelerini senin gibi düşünmüyorum. Ben kalitelerine gerçekten inanıyorum. Ben de kaliteli inanıyorum. Kaliteli olduklarına inanıyorum. Ama nerede? Bölgesel amatör ligde. Ya o kadar haklarını yemek istemiyorum ben abi. Yani bu Oktay ben hakkımı yemiyorum. O zaman sen daha kötü bir şey söylüyorsun aslında. Ben söyledim diyorum ki bence kapasiteleri bu kadar çocukların çok şey yapmayalım. Sen daha farklı bir şey söylüyorsun diyorsun ki hayır. Abi kalitede bu kadar değil. Bu çocuklarda başka bir şey var diyorsun. Yani bir problem var ya da. Ne problemi olacak? Yani bir problem belki var. Belki para ödeniyor diye mi problem var acaba? Yani farklı düşünceler var, farklı problemler var. Çünkü bu isimlerin yani bu kadar değil. Mesela isim vermeyeceğim. Alt yaş milli takım kategorilerinde çoğu kez milli takıma çağrılan, geleceğe umutla bakılan bir isim ve scoutlar tarafından çok yakın takip edilen isimlerin performanslarının paldır küldür aşağıya gittiğini gördük. Yani ben yani bir kabustayız. Yani bu futbolcuların mesela Hasan Ayıroğlu diyoruz. Hasan Ayıroğlu'nun ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz normalde. Kaliteli bir isim. Bu lig için 100 maçı olan bir isim. Enver Cenk Şahin kendisi de gösterdi yapabileceklerini. Kubilay zaman zaman ama demek ki kendilerini geliştirmiyorlar. Demek ki antrenmanları sıkı çalışmıyorlar. Demek ki bir şey bu noktada da bir sıkıntı var. İlla ki bir futbolcu her zaman ileri gidecek diye bir şey yok. Ya antrenmanlarda mı problem var? Tabii ki bileceğimiz bir iş değil. Tekrar söyleyelim. Buradan kimsenin içine karışmak gibi bir durumumuz da yok. Biz sadece burada beyin fırtınası yaparak
sorunun kaynağını algılamaya çalışıyoruz. Yani Sivas Belediyespor maçında 6 tane Bursa Spor attı. Evet, rakip çok kötüydü ama Bursa Spor da... Sivas Bayburt'u yendi, Bayburt bizi yendi. Yani garip bir denklem var. Yani garip bir denklemin içindeyiz. Yani hafta hafta kötü giden bir durum var. Ya bunun bir şekilde çözüme kavuşması gerekiyor. Yani ben tekrar şuna geleceğim. Ya elimizdeki kadro bu değil. Hani bizim evet Arnavutköy Belediyespor'la Bursa Spor maç yaptı. Adamlarda papaz futbolcular da vardı. Evet. Hani papaz futbolcular vardı. 28-29-30 yaşında bizim 16'lık 17'lik gençlerimize problem çıkarabilecek. Çünkü bu futbolda biliyorsun abi 16-17 daha toy. Hani 30 yaşındaki papaz bir omuz atar, bir şey yapar, bir tutar, çeker, değiştirir. Ama dünkü maçı ben kabullenemiyorum. Dünkü maçta senin yaşıtların vardı. Dünkü maçta rakip takımın en büyük iki futbolcusu 95'ti. Senin en büyük iki futbolcun 94'lü mesela. Yani ben yaş olarak da, mücadele olarak da, tecrübe olarak da, yani şimdi Allah aşkına yine buradan kötü olarak söylemek istemiyorum. Rakibin gol atan iki futbolcusu da biri süper amatörden, biri bölgesel amatörden geliyor. Enver Cenk Şahin iki sezon önce Süper Lig'de oynuyordu. Ya süper amatör nere, Süper Lig nere? Yani futbol bilgisi bu kadar mı fark var? Yani işte bu yüzden diyorum sana, yani başka bir şey olmalı. Hani yetenek kapasiteleri bu kadar değil. Başka bir şey olmalı. Başka bir sorun olmalı. Benim düşüneceğim yani bu abi. Enver Cenk Şahin'i, Kubilay'ı veya Hasan Ayaroğlu'nu başka takım istedi de daha fazla para verdi de gitmediler mi acaba? Ya daha fazla para verebileceklerine inanmıyorum abi. Yani zaten veren yok yani aslında. TFF birinciden dahi isteyen yok. Performansları düşmüş. Ticaret adamı bile, adam zengin oluyor. 100 tane dairesi oluyor, bilmem işte fabrikaları oluyor, holding oluyor. Bir 10 sene sonra bir bakmışsın adamda para yok. Evet. Sende daha çok var. Yani o yüzden o sürdürülebilirlik de önemli. Bizim futbolcularımız, yetenekli olan futbolculardan kastın ve tecrübeli olanlardan kastediyorsun. Bu kadarmış demek. Mesela Furkan Emre Ünver. 25-26 yaşında değil mi Furkan? Evet, 97 jenerasyonunun Furkan altın Emre, çocuklarından bir tanesi. Furkan Emre Ünver'i şu anda mesela TFF birinciden veya Süper Lig'den isteyen olmuş mu? Gitmemiş mi yani Furkan? Ya kendilerini geliştirmiyorlar o zaman demek ki. Çalışmıyorlar. Ben bunu anladım. Çalışmıyorlar demek ki. Ya şunu geçiyorum abi. Yani çalışmıyorlardan kasıt. Ya altın çocuk Ali Akman örneğini vermek istiyorum. Ya altın diyen kim mesela onlara? Ya o çok fazla parladı o dönemde. Bu arada Ali Akman demişken Batuhan Kör de dün maçı izlemeye gelmiş. Bursa Spor'a geldi konuştuk. Batuhan Kör bütün maçlara gelmeye çalışıyor. Batuhan Kör müsait olsun bütün maçlara geliyor. Evet, Batuhan Kör'ün de öyle bir durumu var. Gerçekten enteresan değil mi? Çok enteresan. Yani sormak lazım Batuhan. Nedir durum? Nedir? Sorduk gerçeği. Batuhan geliyorum, adam Bursa Sporlu. Yani böyle, ne kötü oynadı veya Trabzonspor'a gitti diye Bursaspor'luktan vazgeçecek hali yok. Adam Bursaspor'lu ama bütün maçlara gelmesi ilginç. Bütün maçlar derken şunu söyleyelim. Manisa Spor'un maçın olduğu gün veya bir sonraki gün olsa kampta olacağı için. Hani gelebileceği tüm maçlara geldi adam. Evet, İç sahadaki maçlara da geldi. Evet, onu da iç sahada da gördük. Gerçekten çok ilginç. Yani takımın bir şekilde o dönemdeki oyuncular bile şu an neredeler? Yani bu futbolcular gerçekten dediğine çıkıyor abi. O zaman çalışılmadı. Çalışmıyorlar yani. Çalışmıyor. Yani o zaman fizik olarak da. Ben oldum diyor. Ben oldum deyince. Yani yöneticiler de öyleydi eskiden de, belki şu anda bilmiyorum. Yani yöneticilerin genel şeyi şudur. Yani başkanların ve yöneticilerin Bursa Spor Kulübü'nde tabii kastetti. Kaybettikleri veya kötü performans, yani yönetim anlamında kötü performans ortaya koymaları sebeplerinden bir tanesi de şu. Her şeyi ben biliyorum. Evet. Her şeyi ben biliyorum demeye başladığı anda yönetici, ki bir iki haftadan sonra öyle diyorlar. Mesela bir yöneticiyi bulduk ya, sayın yöneticim şöyle şöyle olsa daha iyi olmaz mı dersin. Barış o işler bizde dersiniz. Ben gittiğim zaman şey der. Bu Barış da ya falan filan derler. Evet. Hemen olurlar. Evet, evet. O yüzden yani yöneticinin çok bilmişi, futbolcunun da ben oldum demişi çok kötü etkiler takımı ve işte yönetimi. Yani ben şunu görmek istiyorum futbolcularda. Yani ben Instagram'da fotoğraf görmek istemiyorum. Ben çalışırken fotoğraf görmek istiyorum. Ya da çalışıldığını görmek istiyorum, hissetmek istiyorum. Ben maçtan sonra eski bir futbolcuyla konuştum. Eski futbolcu diyor ki, eski futbolcuların da 1-2 sene önceki, 2-3 sene önceki futbolcu. Diyor ki ya abi, şu anda futbolcular bu kadar kötü durumda olmalarına rağmen takip ediyorum. Biri bir yerde, biri bir yerde Instagram paylaşımları, hikaye paylaşımları, sohbetler, gülmeler, eğlenmeler, fotoğraflar. Ben diyor iki adım ötemdeki AVM'ye çıkamıyordum diyor, kaybettiğimiz zaman diyor. AVM'ye çıkamıyordum diyor. Evet. Hani birisi görür, ya baksana adam geziyor falan derler diyor.
Bunlar diyor fotoğraf paylaşıyor diyor. Bak iki sene önceki futbolcu bunu söylüyor. Söyleyen evet. işte futbolcu. Evet yani. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz. Yani eski takım arkadaşları söylüyor belki de bunu kendilerine. Evet evet yani evet. Eski takım arkadaşları söylüyor bunu kendilerine. Yani gerçekten bir amatörlük var. Bir yönetim anlamında bir problem var. Yani bu futbolcuların koordinasyonu, sıkıntısı, problemi gerçekten bir durum var. Umarım Nazilli Belediyespor maçı. Yani bu maçı muhakkak ama muhakkak kazanman gerekiyor. Kazanamazsan fark 2 maça çıktı. Yani küme düşme hattından 4 puanlık oldu. Yani 3 puan yetmiyor sana artık. Nazilli Belediye'nin 5 puan altındayız. Tarsus'un 4 puan. Yani sen Nazilli evinde yenemiyorsan dükkanı kapat zaten. Transfer tatlısıyla alakalı olumlu bir girişimin yaşanmayacağını düşünüyorsanız ve TFF 3. G şimdiden düştüğümüzün kanıtıdır. Yani bu, tahta açılmazsa kanıtı budur. Yani eğer ki tahta açılmazsa bu takım yani bilerek ve isteyerek küme düşüyor yani. Yani evet belki de... Ha, bilerek demeyelim de göz göre göre. Göz göre göre diyelim. Çünkü bilerek değil ya sanki para vardı açmıyoruz değil. Evet yani göz göre göre açılıyor. Ama şuradan şunu da geleceğim abi. Yani biz daha önce söylenen sözleri de hatırlıyoruz. Ya hani daha önceki transfer tahtası gibi açılırsa biz de açarız bu transfer tahtasını gibi söylemler de kulağımıza çok fazla geliyordu bu tarz söylemler. Yani, vallahi açın açabiliyorsanız. Evet yani açın açabiliyorsanız. Daha fazla rezillik kaldıramayacak hani, camia galiba. Evet yani eskidenkiler nasıl açmışsa siz de açın. Yani Bursaspor'un borcu artıyormuş falan. Yani Bursaspor kapandıktan sonra borcunun artması, düşmesi gerçekten çok önemli değil önemli olacak. Değil. Yani, yani bu rezillik noktasına geldi durum. Rezillik noktasına yani, geldi. O rezilliği biz daha fazla kaldırır mıyız kaldıramaz mı? Bence kaldıramaz Bursaspor. Ya şimdi özellikle şey düşünsene Oktay. 4 maç kaybetmişsin. 12 Şubat'ta oynanacak olan Bursaspor Ahmet maçında. Ahmet sana gelmiş 5 tane yaptıysa ki yapma şansı yüksek. Siz bunları kaldırabileceksek devam edelim. Bak şimdi biz bir haber yapmıştık ilk 9'u kaybediyoruz diye. Şimdi ilk 10'a çıktı o. Ya puan cebindeki ilk 10 takımı yenememişiz. Yani ya, 2 puan toplamışız ilk 10'dan. Ya abi zaten... Kaç puan var biliyor musun ortada? 30 puan. Ya şaka gibi. 30 puan ilk 10'daki takımlarla oynamışız. 30 puandan sadece ikisini almışız. 28 puan kaybetmişiz. Lider Erok 3-0 mağlubuz. Şanlıurfa 0. Sırasıyla söylüyorum. Şanlıurfa 2-0. Ahmet 2-0. 2-0. Çorum 2-1. Ankara Spor 1-1. Buradan 1 puan almışız. Afyon 1-0. Düzce 0-0. Buradan 1 puan. Evet. Erzincan 2-0. 2-0. Arnavutköy 3-0. Soma Spor 3-1. Evet. Yani abi puanı değil. Gol attığımız maçlara bakar mısın? Yani Çorum'a bir tane atmışsın. Dönmüşsün Ankara'ya bir tane atmışsın. Dün Soma'ya da attık Soma'ya ya. Soma'ya attın 3. 2 puan alıyorsun 3 gol atıyorsun. Ya bu kadar kötü. Ya bu kadar durum bu kadar olamaz kötü. Yani. Yani bu takımın gidişatı 3.lik. Devre arasında bakalım neler yaşanacak. Biz Bursaspor'da bugün olarak devre arasındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kamp olacak mı olmayacak mı henüz belirsizliğini koruyor. Olursa gideceğiz olmazsa buradaki kamp çalışmalarını inşallah basın mensuplarını da alırlar. Yani biraz daha... Şimdi sadece maçta bir rezillik yaşıyoruz. Biraz antrenmanda görelim bakalım ne yapıyor bu çocuklar diye. En azından sizleri bilgilendiririz. Göreceğiz bakalım. Oktay gelen sorulara da bir bakalım istiyorsan. Yorumlara da hemen abi. Yorumlarda oldukça fazla istiyorum. Yine. Veli Efe iyi yayınlar Barış ve Oktay abi demiş. Eren teşekkürler Veli demiş. Eren. Teşekkürler Evren Şimşirli yayınlar. Teşekkür ederiz. Kimlere hediye edeceksiniz? Birazdan soracağımız soruyla iki atkıyı hediye edeceğimizi söyleyelim. İyi yayınlar abiler. Soma Spor maçına neden takım otobüsüyle gitmeye takım? Belediye otobüsüyle gittiler. Şimdi zaten son bir aydır bu şekilde. Evet. Bunu belirtelim. Ama dünkü yayınımızda arkadan takım çıkınca mecbur artık söylemek zorunda kaldık ki oraya gelen taraftarlar... Görüyorlar abi. Efendim görüyorlar zaten yani bunu. Görüyorlar. Yayını da çıktı. Artık yapacak bir şey yok. Bursa Spor maalesef deplasmanlara belediye otobüsüyle gidiyor. İç sahadaki maçlarda. Belediye otobüsüyle gidiyor yani. Evet Bursa Spor. Yani biz hala bu rezillikleri gözümüzü yumarak devam edeceksek seyretmeye devam edelim. Ama tekrar söylüyorum Ahmet sana 5 tane attığı zaman orada işte dokunuyor. İşte sana Soma Spor taraftarı böyle şeyler söylediği zaman dokunuyor. Artık ya göz yumacağız ya da hareketleneceğiz. Evet. Bir harekete ihtiyacımız var. Abi dün dışarıda kalan taraftarlar vardı. Evet çünkü 188 kişilik kapasite vardı ve çok fazla Bursa Spor'u yani çok fazla taraftarla görüştük. Abi bilet yok nasıl gireceğiz falan diyorlar bize. Barış Bey bu çocuklar hazırlık kampı geçirdiler ancak demek ki yetenekleri kadar dayanıklılık düzeyleri de çok kötü demiş. Doğru. Ya abi boşuna çeneni yoruyorsun ya. Şampiyon olduğu zaman paralar nereye gitti ya? Siz bu takımdan umudunuzu kesin. Bu takım orada kalır kimse birincilik beklemesin. Yukarıdan yardım olursa belki çıkar demiş.
Abi Berat doğru. Yerine Alperen Şirin oynasa iyi olur bence. Yani Alperen Şirin de sezon başında kendisini takip ediyordum. Gerçekten çok kaliteli bir ayak, çok yetenekli bir ayak. Hatta bayağı kadroda yer alır diyordum. Ama sonra Tahsin tam onu kampa götürmedi. Ardından Tahsin Hoca gittikten sonra tekrar alt takım kadrosuna dahil edildi. Evet. Dahil edildikten sonra altyapıya yollandı. İki gol attı altyapıda. Döndü. Tekrar A takımla çalıştı. U21'in Sivas maçına gönderildi. 2-1 mağlup oldu U21 orada. Alperen Şirin orada yine gol attı. Bakalım süre alabilecek mi Nazilli maçında, onu da merak ediyorum abi. Bunlar genç falan olamaz Barış kardeşim. Düzenli ödeme yapılıyormuş. Bunlar rezil topçu insan. Bir reaksiyon gösterir kardeşim. Genç adam koşar bir top atar be. Tamamen bakıp köyün yetiştirdi. Ya, bu kadar da demeyelim. Aslında evet. İsmail Ertekin göreve geldikten sonra 11 maçta şunu görmüştü. Kaybetmeyi kabullenen, bir reaksiyon veremeyen takım var. Ben bunu değiştireceğim dedi. Evet. Değiştiremiyor. Yani düşün, İsmail Hoca bunu bilmesine rağmen değiştiremiyor. Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Bu arada Ali Taşdemir 16 yazmış. Ben İvas Paşa Spor'da oynuyorum diye. İvas Paşa Spor benim mahallem Oktay. Yani ben orada doğdum en azından. Aslında Setbaşı İpekçilik'te yaşadım. Ama İvas Paşa, Maksim, işte İpekçilik, Molla Rab, o taraflar evet. Bizim mahallelerimiz. İvas Paşa Spor'a da kendi liginde başarılar diliyorum. Abiler selamünaleyküm, iyi günler. Sizce Can Berk'in artık kaleyi Deniz'e devretmesi gerekmiyor mu? Çünkü çok hatalı gol yiyor. Formsuz bu maçta da gördük. Ben olsam Nazilli maçında Deniz'i oynatırım. Demiş. Ben de olsam Deniz'i oynatırım. Ben de Deniz'i oynatırım. Taha'yı oynatırım. Denerim yani. Denerim. Rekabet bu. Yani ben de şimdi Deniz olsam, Taha olsam ya şu anda rakibim aslında birbirinin rakibi. Evet. Rakibim bu kadar kötü kömele ben oynayamıyorsam ben ne yapacağım derim yani, üzülürüm. Kesinlikle. Zonguldaklıyız baba nickname'li bir izleyenimiz yazmış ki selamünaleyküm, işiniz çok zor, Bursa Spor'a sahip çıkmalılar yoksa düşecek, aşağı yok olacak, çok üzücü demiş. Zonguldaklılar görüyor, Bursalılar göremiyor abi. Topu atan kendi kalesine dönüyor, bunu Ertekin görmüyor mu demiş. Yani sahaya girdikten sonra Ertekin de yani dünya çıldırdı yani maç içinde. Herkes görüyor, hepimizin gördüğünü aslında, herkes her şeyi görüyor, herkes her şeyin farkında ama tedavi. Dün bayağı İsmail Hoca evet. Yani sinirliydi bayağı. 90 dakika boyunca ben zaten maçı takip etmenin bir anlamı yok. Önümde İsmail Hoca vardı. İsmail Hoca'yı takip ettim. Bayağı evet. Sinirliydi. Bayağı kızıyordu. İşte paslara, onlara, bunlara her şey kızıyordu. İyi yayınlar. Abiler bir de kayyuma kalmak ne demek? Çünkü ben araştırdığımda kayyuma kalan kulüpler hemen hemen hepsi kapanmış ya da atliklerde. Tabii normal. Ama evet, zaten kayyuma kalmak demek devlete hani anahtarı veriyorsun. Valinin oraya. Artık mahkemeden sonra sana kim atanacak, yönetmeye atanacak, sistem o şekilde gidiyor. Transfer durumu yasak mı? Yasak. Yorumları devam ediyorum. Yüzleri kızaran var mı? Teknik istifa etmiyorlar. Başkan sizler ne yapıyorsunuz? Başka sizler ne yapıyoruz? Demiş. Eğer biz ikinci yarıya da ve transfer döneminde bittiğinde böyle devam edersek yönetim de sallantıya girer, her şey sallantıya girer. Kesinlikle. Teknik heyet de girer, futbolcular da girer. Futbolcular dün Urspor taraftarı ciddi bir tepki gösterdi. Düzce'den sonra yine bir tepki olacağı belli. Düzce'den diyorum. Nazilli maçından sonra eğer ki kötü bir sonuç olursa, ki iyi bir sonuç olursa da ben tepki olacağını düşünüyorum ama bu topçularla nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir gidişatla ilgili bir sıkıntı var. Evet, o teker abi. Durdu artık. Devre arasında iyice çamura saplanacak. Ondan sonra kaldırmak da zor. Mesela araba şey yapar. Nasıl söyleyeyim sana? İşte, öksürür. Derler ki kontak kapatma. Kapattı mı çalışmayacağını anlarsın. Evet. Biz artık kontak kapanma düzeninde sonra çalışmayacağını da anlayacağız. Evet abi. Ama iş işten geçecek. İsmail Ertekin istifa etse ne olacak? Guardiola da gelse, Klopp da gelse bu takım gene hüküme düşer demiş. Doğru, takım kötü. Takım kötü. Abi niye rezil maçlardan sonra izin veriliyor? İnsan utanır daha iyi oynayayım der demiş. Onu ben de pek anlayamadım. Yani maçlardan sonra izin tabii ki yani çocuklarda şey değil. Abi benim kapasitem bu kadar, oynadığımda bu. Ne yapayım yani, izin yapmayacağım evet. mı diyebilir. Onlarda da haklılar. Tabii ki. Burada seyirci sokmazlar o maça diyor. Bu arada şunu söyleyeceğim abi. Ahmet maçıyla alakalı Ali Taşdemir seyirci sokmazlar o maça diyor. Çok garip bir şey fark ediyorum. Bunu daha 12 Aralık tarihinde söylemiş olayım, kayıtlara geçsin. Bursa Spor her hafta PFDK'ya sevk ediliyor. Aldığı cezalar hep şey, 12 bin lira, 15 bin lira. Daha henüz normalde Bursa Spor'a çoktan saha kapatma cezası gelmesi gerekiyordu. Ahmet maçından önce dikkatli edelim. Ahmet maçında bu stadyumu kapatırlar. Ben sadece bunu söyleyeceğim. Çünkü PFDK kararlarını sürekli takip yok, ediyoruz. Yok, saha kapatma cezası bir şey olmadı maçta.
Yok. Başlarda hiçbirinde olmadı. Hayır, çünkü katlanarak devam ediyor ya. O cezanın miktarı katlanır. Dördüncü etapta. Yani ben şimdiden bunu söyleyeyim. Yok, sağ kapatma cezası kalkmadı mı zaten ya? Yok abi. Çok ciddi bir şey olması lazım yani. Atliklerde hala daha hatta geçtiğimiz Zonguldak mıydı ya da Kastamonu muydu? Neydi? Tam sağ kapatma cezalı bir şey yapmadı bu spor tartışmada şimdi. Yani işte ben, yok biz gördük mesela bunu daha önce basketbol liginde akşam 6'da maç var. 3'te salon kapatma cezası geldi, oldu. Ben şimdi ya böyle bir şey düşünüyor olabilirler diyorsun ama sağ kapatılacak bir şey olmadı bu. Şimdi o da bir gerçek. Olmadı yani. Ki bu, olmuyorsa ne yapacaksın? İçeride de böyle düşünüldüğü bilgisi bana geldi abi. Bunu da söyleyeyim yani. Dikkatli olmak lazım bu spor tarafından. Ya tabii ki dikkatli olmak lazım. O karşılaşma öncesinde dikkatli olmak lazım ama şu anda sağ kapatılacak bir düzeyde hiçbir şey olmadı zaten. Yani. Ya, tabii hiç olmadı yani Oktay. Ya işte, gram olmadı yani. Ama abi Türkiye Futbol Federasyonu da hani katlanarak her hafta ceza alıyorsun. Her hafta PFDK'ya bu lig kötü olduğu için 3000 lira da 6000'e çıktı. 6000'den 9'a 9'da 12 bin çıkıyor. Şimdi sen Süper Lig'de olsan o 3 bin 30 bin oluyor. Katlanan şey de tabii ki 180 bin, 260 bin falan oluyor. Evet. Yani ligin zaten geliri ne? TFF Süper Lig'de galip gelen takıma kaç para veriyor? Sana kaç para veriyor? Yani cezası da onunla orantılı zaten. Evet abi. Ama ben söylemiş olayım şimdiden. Abi Kocaeli Darıcılar'ın saygılar, cidden Bursa Spor gibi şampiyonluk yaşamış bir takım nasıl bu hallere gelir? Cidden çok üzülüyorum. İnşallah iyi yerlerde olur Bursa Spor. Takip ediyorum yakından demiş. Teşekkürler Bayram Bey. Biz Süper Lig'den düştüğümüz gün aslında bu durumlara geleceğimiz belliydi. Umudumuz yok maalesef ki bu kulüp kapanacak. Hakkımızı helal etmiyoruz demiş Kaan Ateş. Barış Bey, bu takım 2 sene üst üste küme düşüreceklerdi madem, niye bu takıma gelip sahiplendiler? Biz bir takımı çok iyi yerlere getirip diye başkan oldular. Eğer gerekeni yapsınlar, yapamayacaklarsa da bu takıma kilidi vursunlar. Bizi Soma'ya bilmem en ücra takıma rezil etmesinler demiş Mehmet Arslan. Mehmet abi, buradan selamlarımız olsun. Gerçekten çok has bir Bursa sporlu. Söylediklerine aynen katılıyorum. Eğer ki hani bir değişiklik olmayacaksa neden geliyorsun? Geliyorsan da bir değişiklik yap. Evet. İnsan arıyor. Onları sorduğunda da diyorlar ki biz iki kere gitmek istedik, kimse çıkmadı. Yani gitsek ne olacak, takım sahipsiz, kulüp sahipsiz kalıyor. Biz zorla duruyoruz gibi bir algı oldu ki hakikaten başkan adayı çıkmadı bu arada. Yani iki ucu da enteresan bir değnek. Aynen öyle abi, aynen öyle. Ahmet bize dalga geçer burada. 3 atar en az ortalık karışır abicim, yaz bunu bir kenara demiş. Furkan, sürekli forma soruyorsun. Abiler forma çekilişi ne zaman olacak? Uzun zamandır olmuyor. Yani işte şerit veriyoruz. Atkı veriyoruz. Şu anda forma da vereceğiz. Evet, hepsi yavaş yavaş. Hepsi yavaş yavaş. Hepsi yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak? Abi sorumuzu soralım. Tamam. Bugün bizi takip edenler kazanacak. Ya bizi takip edenler kazansın nokta. Ben güzel bir soru soracağım. Direkt. Bizi takip eden izleyicilerimiz iki at, işte doğru tahmin eden iki izleyicimiz bizden atkı kazanacak. Evet, ilk iki. Bugün Manisa VLF yazıyor. Hani daha soruyu cevaplamadan cevabı bildi. Bizi en çok takip eden izleyici herhalde sorun. Sorumuzu soruyoruz. Bu arada doğru cevabı verdikten sonra isminizi, soy isminizi de yazın. Hani doğru cevabı verin, boşluk bırakın, isminizi, soy isminizi yazın. Geldiğinizde burada kimlikle size veririz. Biz şey de veririz ya, nazili maçında veririz. İki tane atkı vereceğiz. İlla yani yorulmasın. Şimdi, gelmek isteyen de gelsin, istediği zaman gelebilir. Evet, o şekilde yaparız abi. Bugün biz YouTube'da Soma maçı vlogunu yayınladık. Evet. Bildiğiniz gibi izlemeyen izleyenlerimiz varsa programın hemen sonundan izleyebilirler. Sorumuzu soruyorum. Biz bu vlogları çekiyoruz ya abi. Değerli izleyenlerimiz, bizim ilk vlog videomuz hangi maçtı? Bizi takip edenler. Şu anda ben bilemedim maçı. Bizi takip edenler doğru cevabı verecekler. Bursa Spor'da bugün de. Evet. Ilk... Bursa Spor'da bugün takip eden kazansın. Evet, Bursa Spor'da bugün takip eden kazanacak. Bizim ilk bu sezon demiyorum. İlk vlog videomuz hangi maçtı? Doğru cevabı verenler bizden iki tane atkı kazanacak. Futbol ve basketbol geçerli mi içerisinde? Vlog dedim abi. Vlog. Yani vlog. Futbol, sadece futbol olarak da düşünmeyin. Ama evet, futbol da olabilir. Şimdi yanlış yönlendirmeyin. Futbol ve basketbol. İlk vlog nereden geldi? Ya bizim bu vlogla çok tutuyor Oktay. Şimdi ama güzel şimdi... projelerimiz var. Mesela biz evet, 45+1 yaptık. Ya inanılmaz bir geri dönüş aldım 45+1'le. Mesela böylesine güzel programlar, kısa vadeli programlar özellikle kısa, internette kısa, çok güzel gidiyor. Evet. Ya 45+1'den inanılmaz geri dönüşler aldım. Dün daha iyi çok aldım. Yani herkes maçı izleyemiyor. Zaten Fox Sport da biraz yayını kötü veriyormuş.
Ya izleyemeyen çok fazla oluyor. Özellikle cumartesi günleri oynanan, hafta içi oynanan karşılaşmaları. Ama 45 artı 1'de biz 1 dakikada ilk 45 dakikada ne olduğunu hemen izleyenlerimize taze taze veriyoruz. Evet. Maç zaten maç önü ve maç sonrasında yayınlarımızı inanılmaz izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Onlarda zaten sıkıntı yok ama 45 artı 1 programı çok güzel oldu. Keza Vlog'da müthiş bir izlenme vardı. Şimdi sen ilk sordun, benim aklıma geldi sorunun cevabı. Evet. Vlog'larda çok güzel oluyor. Keşke kazanabilsek. Çok daha eğlenceli Vlog'lar gerçek. Aslında bizim daha çok güzel görüntülerimiz oluyor ama biz onları şimdi kaybettiğimiz zaman veremiyoruz onu. Ya bazen... Mesela şimdi ben bir espri yapıyorum. Mesela, onu ben nasıl vereyim 3-1'den 5 tane sonra? Mesela içimde kalan bir vlog var. O küme düştüğümüz Bandırma maçında. Ah o 2-1, 2-2 yani. Güzelce görüntüler vardı, güzel çekimler vardı ama veremedik yani. Keşke kalsaydık da o anları sizlere aktarabilseydik. Doğru cevabımız Partizan maçı. Evet, zaten Belgrad. Geldi cevaplarda. Doğru cevaplar geldi. Doğru cevaplar geldi. Bizim takipçimiz budur. Evet, evet, kesinlikle. Bizim takipçimiz formasını giyer, atkısını alır, biletini alır. Yani takipçilerimiz kazanıyor gerçekten. Bunları da yaymak lazım. Doğru söylüyorsun. Aslında var ya, mesela ben şey olsam Oktay, bak enteresan bir şey düşündüm. Ben buradan bilet alsam, atkı kazansam, forma kazansam, PlayStation kazansam, kazanan var. Evet. Kazansam işte kol saati var. Efendime söyleyeyim kulaklık vesaire. Ha böyle kazandıran bir burs burada bugün. Kimseyle paylaşma. Aslında biz hata da yapıyoruz. Evet abi. Kimse var, bana kalsın derim yani. Bana kalsın. Bu arada Kemal Zor Bey doğru cevabı vermiş ama bana çıkarsa öğrenciye hediye edin arkadaşlar demiş. Kemal Zor doğru cevabı vermişti. Şimdi ilk iki Partizan'ı söyleyen iki kim Oktay? Kemal Zor. Tamam. İkinci sırada da yer alan Semih Koca var. Semih Koca bizden bir Bursaspor atkısı kazandınız. Tebrik ediyoruz. Ardından da atkımızı kime veriyoruz? Nisanur Kutlu. Nisanur Kutlu ve Semih Koca bizden iki atkı kazandı. Kemal Zor Bey'in tabii ki de Kemal Bey'in. Hayır. Şimdi dur bir dakika. İlk şimdi Kemal Zor'dan sonra kim geldi? Kemal Zor'dan sonra kim geldi? Semih Koca. Semih Koca. Şimdi Kemal Bey'in söylediği şey ne biliyor musun? Öğrenciye verin. Evet. Şimdi Nisa Hanım öğrenci mi değil mi zannediyorum, öğrenci değil. Ben evet. Çünkü daha önce de bir zannediyor kazandı. O yüzden biz bir öğrenci bulalım. Hiç şüpheniz olmasın. Biz de tamam. Öğrenciye vereceğiz. Hatta paylaşırız da öğrenciye. Şey yaparız. Nazilli maçında atkımızı ilk gördüğümüz genç bir öğrenciye vereceğiz. Kemal tamam. Bey'in adına. Tamam. Kemal bir de adına... kimdi şimdi? Ki? Semih Koca. Semih Koca kazandı bizden. Semih istediğin zaman seninle bağlantıya geçeriz zaten. Ve diğeri de Kemal Bey'in söylemeyi, çünkü kazanan evet. Kemal Bey öğrenciye verin diyor. Biz de öğrenciye veririz. Tamamdır, o şekilde yapalım abi. Abi değerli yorumların için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Oktay. Bursaspor'u güzel günlerde konuşmak nasip olur. Yani... İnşallah pazar en azından Nazilli maçını kazanırsak o bir aylık bir süreç var, boşluk. Orada kamp süreci olur vesaire. Oradaki tüm bilgiler aktarırız. En azından galip gelelim ki bir nebze olsun moralle girelim şu devre arasına. Kesinlikle. Biz yayınlarımızı sürdüreceğiz. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Kesinlikle abi. Ben de teşekkür ederim Oktay. Herkese de iyi akşamlar dilerim, iyi haftalar dilerim. Teşekkürler abi. Değerli izleyenlerimiz, presin sonuna geldik. Bursaspor'da bugün olarak sizlere yayınlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yayınımızın sonuna gelirken yayınımızı beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz diyerek yayını burada noktalıyoruz. Ben Oktay Kara, Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Hoşçakalın.